Merhaba, sevgili Esra Gürses'in showroom'una geldim. Ben ilhamımı 80'ler 90'lardan alıyorum. Retro tarzını daha çok tercih ediyorum. Evet, üzerinde de görmüş olduğunuz gibi. Günlük sokak stilini birazcık daha modernize edip tasarlıyorum kıyafetleri. Moda aslında biraz geçmişe dönüyor değil mi? Kesinlikle, hani kesinlikle. Devam ettikçe. Ya hep bu şekilde bir döngüde ilerliyor. Hı hı. Yani şu anda yine tekrardan 90'larda hatta modaya dahil oldu. Onlar da mesela hani artık slim fit pantolonlar tamamıyla kalktı. Hep bu tarzda böyle salaş, rahat. Deriler, kürkler kullanıyoruz ama asla bunların hiçbiri gerçek değil. Evet, onu söyleyelim. Vegan deri kullanıyor kendisi. Ben de ona çok dikkat ediyorum ve bu böyle kullandığın için seni takdir ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki Esra'cığım, 2020'de neler giyeceğiz? Neler moda olacak? Bunu izleyicilerimiz için söyler misin? 2020'de yine böyle salaş tarzı, böyle oversize şeyler. Yine deri var sanırım. Evet, evet, var. Kesinlikle var, aynen. Onların hepsi var. Işıltı var, pırıltı var her zaman. Ya onlar evet var ama hani benim çok tarzım o şeyde değil yani, pırıltı, ışıltı. Anladım. Çok fazla bende yok. Ama hani yine de tabii ki kullanıyoruz yani trendlere göre. Mesela işte şöyle bir deri parçamız var ama hani buna bu şekilde ışıltılar ekledik. Yani yine kendi tarzımda böyle bir şey oluşturmaya çalıştım. Ama çok güzel olmuş. Yani hani evet, bayağı düz siyah olduğu için evet. Bir aksesuar katman işin içine güzel olmuş. Evet. Bir de ruganların çok hakim olduğunu görüyorum. Hı-hı. Rugan Hı-hı. parlak. Şöyle gösterelim. İşte derilerle kürkleri garniliyip işte mont tasarımları yapıldı. Bunların da hepsi vegan ama yani gerçekten hani birebir orijinal gibi. Yani kürkleri gerçek kürk kaliteli. Almanıza hiç gerek yok. İnanılmaz evet. güzel bir kalitesi var. Yani sanki gerçek kürkmüş gibi. Evet. Bundan emin olabilirsiniz. Şu elbiseyi çok beğendim, göstermek istiyorum izleyicilerimize. Daha çok işte dediğim gibi retro tarzda zaten 80'ler 90'lar böyle omuzlar, kollar böyle abartılı Batkalı şekilde. Gibi aynen görünümler. Aynen kesinlikle. Bunu da yine kendimize uyarlayarak bu şekilde bir model çıkarmış olduk. Yeni koleksiyonun adı Libüsü Berlin. İlhamını Berlin'den alıyor zaten. O hikayede şöyle başladı. 5 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yaptığım günden beri herkes işte senin tarzın kesinlikle Almanya, Berlin'e aşırı uygun falan Hı-hı. çok herkes bunu söyledi. Yani artık, Almanya'da bu tarz. Evet. Ya aslında çok fazla böyle giyiniyor. Ya çok fazla böyle giymiyorlar. Daha sade giyiniyorlar. Böyle daha rahat giyiniyorlar. Ben de zaten genelde hani rahat şeyler tasarlamaya çalışıyorum. Rahat şıklık. Evet, aynen öyle. Ama evet. orada şöyle bir eksik var. Mesela herkes farklı işte böyle spor markalarından giyiniyorlar. Ben de benim için de şey işte sürekli söyledikleri şey oraya çok uygun. Hani orada farklı bir şey yaratırsın gibi. Ben de sonra gittim gerçekten de hani benim hani tarzıma çok yakın olduğunu gördüm. Ve tamamıyla ilhamını oradan almış oldu koleksiyon. Libüsü Berlin de zaten Berlin aşkı demek. Şu an buradakilerin hepsi o koleksiyona dahil. Ben bu tül üstü de çok beğendim. İçine güzel bir topla giyebilirsiniz. Topla ya da hani şunlarla falan biz bunları kombinlemiştik. İçine şunu işte giyiyorsunuz, üstüne bunu giyiyorsunuz. O öyle de çok çizgili, tarz duruyor. Çok tatlış evet. olur. Bir de aslında güzel parçalar satın almaktan hani o da çok önemli. Güzel parçaları hani bulup alabilmek önemli ama neyle neyi kombinleyeceğimiz evet. de bence çok önemli. Mesela ben orada çok zorlanıyorum. Çok güzel star parçalar alıyorum, buluyorum, ediyorum falan ama hani dolabımda bekliyor. Çünkü ben onu alırken şununla giyerim, bununla giyerim diye evet. almıyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz galiba. Ama işte sana sormak istiyorum. Mesela şunu çok beğendim. Hı hı. Bunun altına ne giyebiliriz? Bunun altına biz lookbook'ta da zaten kullanmıştık. Böyle bir pantolonla
kombinleyebiliyoruz. Bir de ben şeyleri çok fazla seviyorum, böyle çok amaçlı. Şöyle de giyebilirsin, böyle de giyebilirsin, böyle değişik şeyleri. Mesela bu salopet olabiliyor. Ben bir de spor kombinleri de çok seviyorum. Aa, evet. Mesela bu çok güzel gerçekten. Bir spor taytla, spor ayakkabıyla. Evet. Bunu çok güzel kombin edebiliriz. Başka bu rengi de var. Aynen. İçi tamamıyla kürklü olduğu için hani kışın bayağı sıcak da tutuyor. Bu da bir yağmurluk. Yağmurluk. Evet. Vinil mi deniliyor bunlara? Evet, vinil. Plexi, vinil. Vinil. Bu da çok güzel. Ve neon evet. Da görüyorum koleksiyonunda. Kesinlikle, aslında. Evet. Neon seviyorsun sanırım. Çok seviyorum. Ya şöyle klasik bir algı var. Yani kışın sürekli siyahlar, kahverengiler falan yapılacağını inanıyorlar. Ya da insanlar onları giydiğini inanıyorlar. Ben asla öyle bir şey yapmıyorum. Yeterince ne kadar renk kullanabiliyorsam onları kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok hani güzel. Çok seviyorum ben de renk kullanmayı. Evet. Ya yine böyle aslında tasarımcılar hani bakıyorum onların da koleksiyonlarına böyle biraz risk almıyorlar. Ben risk almayı çok seviyorum. Yani ben onu hani hiç satılmayacağını bilsem bile ben onu yapıyorum yani. Yapmak istiyorum. Ve son olarak üzerimdeki bütün tasarım Esra'ya ait. Çok teşekkür ederim. Çok severek giydim. Verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim size. Bana bu programda yer verdiğiniz için. Vermek istediğim mesajlar var tüm kadınlara. Gerçekten cesaretli olmaları gerekiyor kıyafet konusunda. Renkleri kullanmaktan korkmamaları gerekiyor. Çok iddialı parça bu bana yakışmaz diye düşünmemek gerekiyor. En azından denemeleri gerek bence. Kesinlikle. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.